Günaydın dostlar. İlk videomuz girişim elektrik taahhüt ve ticaret AŞ. Şimdi arkadaşlar girişim elektrikte ne var? Girişim elektrikte her şey güzel olmaya başlıyor gibi. Ufak bir eksiğimiz var. Ona biraz sonra değerlendireceğim ama gayet de güzel gidişata doğru bir yönlendirme olmuş. Şimdi bakın daha önce 56.64 bizim için dirençti. Kırmış mı kırmış. Sonraki günde burayı yoklamış. İkinci günün sonunda yani en son arife günü arkadaşlar yukarı doğru yarım günde yukarı doğru vurmuş gözüküyor. Olumlu. Üstte 64-63 direncimiz var. 72-77-90.15. Destek olarak da 50-61 ve arkasına 44-74 desteğimiz var gözüküyor. Peki bunun dışında başka ne var? Düşeni kırmış mı? Kırmış. Gayet güzel. İçme kovuğunun içine girebilmiş. Girememiş arkadaşlar. Burası ufak da olsa bir sıkıntı. Evet, yukarı çıkması bizim için umut verici ama hadi yükseliyoruz eve gidiyoruz der gibi bir durum şu an şimdi söz konusu değil. Bizim için burada kritik olan ne var? İçme kovuğunun üst sınırı olan arkadaşlar 67.24 ve 64.63'ün üzerinde kapatabilmesi. Burası bizi rahatlatır onunla söylemekte fayda var. Ama kötü mü değil arkadaşlar ama daha rahatlamak için biraz daha vaktimiz var gibi duruyor. İçimoku Bollinger hacim hakkı değerlendirirsek İçimoku'da bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için çok da olumlu değil. Yükselişten desteklemiyor. Burada bir olumsuzluk hali mevcut durumda düşüş trendini destekler vaziyette. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 56.74. Fiyatımız kaç? 59.25. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. Hacime baktığımız zaman bakın arkadaşlar fiyat yükselirken hemen dip noktasına bakalım. Dip noktasındaki hacim 7 milyon 800 bin notken fiyat yükselirken hacimiz 7 milyon 190 bin. Yani fiyat yükselirken hacim düşmüş. İşte bu bizim için biraz sıkıntı. Yani daha aslında gidecek yolumuz var gibi yok. Yükselme ihtimali artmaya başladı. Yükselişlerine girme ihtimali artmaya başladı. Ama daha net bir şekilde arkadaşlar şu aşamada hadi yükseliyor kaçıyoruz gidiyoruz diyebileceğimiz durum söz konusu değil. İçimok olumsuz, Bollinger Band olumlu, fiyat hacim şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Arasya'ya baktığımız zaman Arasya'da herhangi bir durum söz konusu daha net belli değil. Ve gelin diğer bir hissemize arkadaşlar Alfaş'a. Alfaş'a durum nedir? Ne değildir? Alfas'ta arkadaşlar. Arkadaşlarım bazıları sağ olsun Alfaş takıldıkları tek şey o zaten. Allah razı olsun hepsinden. Şimdi baktığımız zaman burada ne var? Burada bir defa düşeni kıran çizgimizin üzerine kapatabiliyor olması bizim için hala güzel herhangi bir sıkıntımız yok. Potansiyel olarak hedeflediği bölge 674 lira. Daha önce bunları tekrarlamıştık birçok defa. Neden arkadaşlar? Oluşan bir çamaktan dip tarafı 236 olan, tepe noktası 403 olan bir çanak modellemesinde Fibonacci 2.61 seviyesi kaç liraya denk geliyor? 674 lira 78 kuruşa denk geliyor. Ben demiyorum arkadaşlar. Buradaki indikatörler diyor. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Direncimiz hala 460 lira, 505 lira ve hedefimiz de hala 674 lira karşımıza duruyor. Desteğimiz 392, 364, 322 şeklinde devam eden destek noktalarımız var gözüküyor. Hisseni hedeflediği belgeyi tekrar söyledik. Burada kritik olan mavi tren çizgisinin altına düşmemesi. Mavi tren çizgisinin altına düşerse bile arkadaşlar bir düzeltme olarak bakabiliriz ama esas sıkıntı burada. 395'in yani şu Bollinger bandının orta noktasının altına düşmemesi. Buraya çok dikkat etmek lazım. Gelelim İçimoku Bollinger hacim olarak İçimoku burada bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişinden destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 395 arkadaşlar. Bizim fiyatımız kaç? 442. Bollinger bandının orta noktasında burada da herhangi bir sıkıntımız yok olumlu. Hacime baktığımız zaman tepe noktasının hacmi 3 milyon 130 bin. Fiyat düşerken arkadaşlar hacim 2 milyona düşmüş. Yani şuradaki fiyat düşerken ortalama hacimde fiyat düşmesi bizim için olumsuz arkadaşlar değil. Gayet de olumlu. Yani yükselişlerini destekliyor. İçim oku bulut olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacimde şu aşamada olumlu. Yani son 7 güne baktığımız zaman 2, 4, 6 güne baktığımız zaman ufak bir sıkıntı olma ihtimali karşımıza çıktı. Ama neticede İçimoku ve Bollinger hacim şu aşamada olumlu diyelim. Ve gelelim diğer bir hissemiz arkadaşlar. Ditaş. Ditaş Doğan yedek parça mıydı? Evet, Doğan yedek parça imalat. Bakın arkadaşlar hisse gayet güzel yerlere gelme pozisyonuna gelmiyor. Şimdi buradan baktığımız zaman bizim için çanak muhabbeti yapılacak olursa dip noktası 41, tepe noktasına baktığımız zaman arkadaşlar 21. Yani fiyat çanak modellemesine arkadaşlar dediğimiz gibi dip 21, tepede baktığımız zaman 41. Hedefleyeceği bölgede 75 lira 34 kuruş arkadaşlar, 33 kuruş daha doğrusu. Onu da hemen şuradan çizelim, en azından elimizin altında bulunsun, yarın öbür gün lazım olur diye düşünüyorum. Peki bunları yaptık. Gelelim hemen başka neyimiz var. Arkadaşlar hissenin yeni direnci var mı? Aslında bir direnci varmış. Çok da güzel kırmış. Hisse şu aşamada onayı da alıyor gibi. Burası önemli. Ama bizim için dirençler 32.41. Bunlar çok şu anda önemli dirençler değil.
36.65 ve tepe noktası olarak da karşımıza çıkan direnç noktası 41.89 olarak karşımıza çıktı. Peki destek noktası olarak elimizin altında ne var? Destek noktası olarak elimizin altında 25.62. Onun dışında arkadaşlar şurada 22.91 ve baktığımız zaman şurada bir tane daha desteğimiz var. Kaçmış 21.31 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Burada bizim için önemli olan ne onu söyleyelim. Bir defa düşeni kırmış mı? Kırmış. Artık yani dip seviyesini görmüş. Hatta görmek istiyorum nereye düşeni kırmış derseniz. Hadise arkadaşlar düşeni kırdığını gösterir. Bakın şurası bizim için düşeni kırma çizgisi. Burası çok önemli bir noktadır. Bunun üzerine hemen löp diye yükselecek diye bir şey yok ama arkadaşlar burası geçilecek şartlardan bir tanesiydi zaten. Peki yine düşeni kırdıktan sonra Ichimoku bulutunun şu yeşilimsi kırmızılı bölgenin arkadaşlar bu şu bulutun üzerine gelmiş çıkmış ve buradan onayını da almış. Artık ise bir önceki tepeyi de geçerek yani almış gazını almış gidecek gibi duruyor ki burası onu en çok takip eden hisseler arasında bunu da tanıtacağım onu da söyleyelim. Ditaş bu anlamda güzel bir hisse olarak karşımıza çıktı. Ben Ichimoku volume gel hacim olarak değerlendirelim. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 27.58. Bizim fiyatımız kaç? 29 Bollinger bandının üstünde kapatmış. Bu da bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Hacme baktığımız zaman dip bölgesinde hacim 121 bin not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 250 bin not. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacimin artması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Ichimoku bulutu olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat hacimde şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktığı diyebiliriz. İşte gayet iyi arkadaşlar beğendiğim bir hisse olarak şu aşamada gözüküyor. Elimde olan bir hisse değil, onu özellikle belirtelim. Ve gelelim Sayaş'a arkadaşlar. Sayaş'ta durum nedir, ne değildir diye. Açarsa say yenilebilir enerji arkadaşlar. Şimdi say yenilebilir enerjiye baktığımız zaman Ditaş'tan aslında çok da bir farkı yok. Onu da söyleyelim gayet de bakın bu da güzel bir çanak modellemesi yapmış. Bu ikisi de gayet uygun onu söyleyelim. Şu anda güzel de gidiyor. Dibinin 20.66 tepenin 48.22 olduğu durumda bizim hedeflememiz kaç? 92 lira 80 kuruş arkadaşlar. Yani 92 lira 80 kuruş dediğimiz zaman bizim mevcut duruma göre fiyatsal anlamda ne kadar potansiyelimiz var? Kar potansiyeli. Hemen şöyle bakmaya çalışalım. Arkadaşlar %211 kar hedeflememiz var gözüküyor. Yani 100 lira yatırdığınız zaman 310 lira alıyorsunuz. Bunun 210 lirası kar 100 liranız ana para gibi düşünebilirsiniz. Burada tabii yani bu garanti değil onu da söyleyelim. Bu sadece hesaplama yöntemi. Gelelim direnç ve desteklere. Arkadaşlar hisse şu aşamada en kritik direnci şu aşamada 33.13. Onu söyleyeyim. Neden? Bir önceki tepe en sivri tepelerden bir tanesi o. Onun dışına baktığımız zaman 41.43 ve tepe noktası olarak da karşımıza çıkan kaç? 48.40 olarak da karşımıza çıktı. Peki destek noktası olarak elimizin altında ne var? Destek noktası olarak yükselemediği bölge, daha doğrusu düşemediği bölge 25.81. Onun altına baktığımız zaman 20.46 da bizim için destek noktası. Bu %210 olan arkadaşlar fiyatımızı biraz daha geçirdik. %212'ymiş. Yani ufak bir ayar çektik. Peki destek ve dirençleri saydık. Ichimoku Bollinger ve Hachimoku değerlendirmeye çalışalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar orta noktası kaçmış. Orta noktasını hemen şöyle kontrol ettiğimizde 26.60. Peki bizim fiyatımız kaç? 29.74. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada benim arzum açıkçası arkadaşlar bir onay alıp tekrar yükselebilmesi. Şimdi onay almadan da yükselebilir ama samanalı gibi düşünebilirsiniz. Yani yön şu anda yukarı gözüküyor. Tabii kritik direncimiz 33.13 onu da söyleyelim. Bundan sonra daha rahatlayacağımız bir pozisyon ama burada onay alması daha makul olur diye düşünüyorum. Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki ortalama hacimimiz 551 bin notken hacim yukarı çıktığı zaman 500 bin not. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacim düşmesi bizim pek hayda alamet değil. Ve bunda ufak bir etkisi arkası yarım günlük işlem hacminde düşük olmasından da kaynaklanabilir ama şu aşamada çok da olumlu bir görüntümüz yok diyelim Sayaş'ta. Yani hacimsel anda Ichimoku bulutu olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat hacimde ufak bir olumsuzluk var diyelim. Ve gelelim Halkbank'a. Şimdi Halkbank'a baktığımız zaman arkadaşlar hemen şurada neler görüyoruz? Hissede arkadaşlar bakın yukarıya doğru bir hareketlenme söz konusu. Hareketlenme arkadaşlar aşağı doğru kırılmış. Bakın bu şurada ufak bir tren çizgisiydi. Aslında çok geçerli olmayan bir tren çizgisi ama esas burada bizim güzel olan taraf Ichimoku bulutun onay alması arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Hisse artık teyidini aldı. Yukarı doğru gitmesi biraz daha işimizi kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar şu aşamada %121 potansiyel var. Neye göre potansiyel? Şöyle anlatalım.
Hemen bakın şurada bir çanağımız var. Dibi 847, tepesi 1571. Hedefleyeceği bölgede 27.52 arkadaşlar. Ve buraya da %121 bir kar potansiyelimiz var gözüküyor. Destek noktamız 12.70'ti arkadaşlar. Desteğimize baktığımızda 2-4 5. gün dayanmış. Aşağı doğru hızlı bir şekilde kırmış. 5 gün dayanması bizim için gayet iyi. 11.76 bizim için destek noktası oluştu. 10.92 ve 9.94 destek. Direnç de 13.97 ile 15.71. Arkasından baktığımız zaman da arkadaşlar hedef dediğimiz nokta 27.52. İçimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş süren destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 12.79. Bizim fiyatımız kaç? Bizim fiyatımız 12.48. Yani Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bizim için şu aşamada olumsuz ama olumlu olma ihtimali önümüzdeki günlerde artabilir. Hacime baktığımız zaman bakın tepe noktasındaki hacim 71 milyon notken fiyat aşağı düşerken hacim 53 milyon not arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi gayet de güzel. O zaman Ichimoku ile fiyat hacim olumlu. Bollinger bandı şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim Halkbank'ta. Ve gelelim Kardemir D'ye. Kardemir D bizim için ne diyor? Kardemir Karabük Demir Çelik Fabrikası'na baktığımız zaman arkadaşlar gayet güzel bakın. Onayda almış hissenin gidişatı iyileşmeye başlamış. Şimdi tepe noktasını 25.23, dibi noktasına baktığımız zaman 13. kaçtı? 0.6 olduğunu düşünürsek arkadaşlar hedeflediğimiz bölge şu aşamada kaç? 44.91 kuruş. Gayet de güzel, mantıklı bir hedef diyebileceğimiz bölge arkadaşlar. Burada peki potansiyel olarak bize ne kadar getirebilir onu hemen halletmeye çalışalım. Şöyle bakın potansiyel olarak arkadaşlar bize şu aşamada %102 yakın bir fiyat hedeflemesi olarak karşımıza çıkabilir. Yani 100 lira yatırdığınız zaman 202 lira alınabilir. Bunda 100 lirası ana paranız, 102 lirası da kar olarak düşünebilirsiniz. Ve gelelim bunun dışına başka nelerimiz var. Direncimiz kaçmış. Direncimiz daha önce 22.73 ve 25.10'muş. Dirençlerimiz gayet çalışmış. Desteğimiz arkadaşlar 20.88 zaman 1, 2, 3, 4 gün çalışmış. Ondan sonra ufak bir dirençlik yapmaya çalışmış desteğimiz ama tekrar yukarı doğru kırılmış. Güzel çalışmış. Şu anda güncelliyoruz. 18.96, 17.57 ve 15.51 ile 13.03'te bizim için destek noktası karşımıza çıktı. Gelelim Ichimoku Bollinger Hacimok değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 20.29. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız da şu aşamada 22.10 olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandının üstüne kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar bakın tepe noktası hatta dipten bakalım. Dip noktasındaki ortalama hacimiz 92 milyon notken arkadaşlar. Fiyat yukarı çıktığı zaman hacim 68 milyon notu düşmüş. Yani fiyat yukarı çıkarken hacmin yükselmesi pek de bizim işimize gelen bir durum değil. Ciddi bir hacim yükselmesi olmasa arkadaşlar tekrar bir düzeltme çalışması için aşağı yönlenebilir. Yani teknik olarak şu aşama Ichimoku ile Bollinger olumlu ama fiyat hacimimiz olumsuz olarak karşımıza çıktı. Kardemir'de yani istediğin gibi ederi var mı? Yani büyük şirket arkadaşlar bunun ederi mutlaka vardır. Yani hızlı mı hareket eder? Onun bana göre biraz çok fazla hızlı hareket edeceğini düşünmüyorum. Ancak sanayiler, ülkedeki bütün sanayiler gelişirse, dünyadaki daha doğrusu o zaman işler yapar, daha iyi işler yapar diye düşünüyorum. Ve gelelim Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. Şimdi baktığımız zaman mavi tren çizgisini bir defa yukarı doğru geçememiş. Burası bizim için ufak bir sıkıntı ama güzel tarafı olan ne var? İçime komutun üzerine geçmesi ve burada tutunmaya çalışması. Son 2 gündür hatta bir tane kapanışını orada rahatlıkla yapmış. O zaman geldi elimizin altına arkadaşlar şu mavi tren çizgisinin üzerine hacimli bir şekilde atabilmesi. Atarsa ne olabilir? Atarsa hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Bakın tepe noktasının 6.31, dip noktasının da 3.53 olduğunda hedeflediğimiz bölge şu aşamada arkadaşlar 10 lira 81 kuruş ki iyi bir getiri getirebilir diye düşünüyorum. Bakın şöyle baktığım zaman hemen şöyle 10.84 dersek hedefleyeceği nokta. Şöyle kontrol ettiğimiz arkadaşlar görüntü kaç? 145 liraya kadar çıkan bir görüntü var gözüküyor. Bu da bizim için olumlu mu? Gayet olumlu. %145 pardon yanlış söyledik arkadaşlar. %145 bir potansiyel kar potansiyeli var. Yani 100 lira yatırdığımız zaman 245 lira alma ihtimalimiz var. Bunda 100 lira sana para. 145 lirası da kar diye düşünmek lazım. Ve gelelim bunun dışında. Direncimiz 4.73, 5.18 ve 6.30 desteğimize baktığımız zaman 185 ve 3.53 olarak karşımıza çıktı diyelim. Bunun dışında arkadaşlar dediğimiz gibi hisse şu aşama gitmeye gayet müsait. Sadece şu mavi tren çizgisinin üzerine aşarsa çok da hoş olur gibi gözüküyor. Ve gelelim Ichimoku Bollinger Hacimok'ta değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükselişlerini desteklemiyor.
Hacime baktığımız zaman arkadaşlar hacim bizim için ne diyor? Bakın dip noktasında demiyorum. Tepe noktasındaki hacimiz kaçmış? 5 milyon 600 bin lot. Fiyat aşağı düşerse hacim 3 milyon 400 lota düşüyor. Fiyat düşerken hacimin düşmesi bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendi, hatta bir daha bakalım yanlış söylemeyelim. Tepe noktasındaki ortalama hacimiz 5600 bin not. Dip noktasındaki hacim 3 milyon 60 bin not. Gayet olumlu yükseliş trendini destekliyor. Çünkü fiyat düşerken hacim düşüyor. Fiyat yükselirken hacim arkadaşlar 3 milyon 60 bin nottan 3 milyon 400 bin nota çıkmış. Yani fiyat düştüğünde hacim düşüyor. Fiyat yükseldiğinde hacim yükseliyorsa daha da ne istiyoruz? Tadından yenmez bir durum olarak karşımıza çıktı. O zaman Ichimoku olumsuz, Bollinger ve fiyat hacim şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Çünkü Bollinger az önce söylemedik ama orta noktası 4.35 Bollinger'in. Bizim fiyatımız 4.43. 4.43 Bollinger bandının üzerine kapattığı için bizim için olumlu diyebileceğimiz bir durum. Ve gelelim arkadaşlar Ereğli Demir Çelik'e. Ereğli Demir Çelik bizim için ne diyor? Tadından yenmez bir hale geliyor. Bakın arkadaşlar dip noktası 27, tepe noktasının 53 olduğunda bizim hedeflediğimiz bölge şu aşamada arkadaşlar 95 lira 61 kuruş. Peki buradan yukarı mı çıkar, aşağı mı düşer diye düşünürsek arkadaşlar %158 bir kar potansiyelimiz mevcut, onu söyleyelim. Direncimiz daha önce kaçmış 39.20, arkasından 45.59 ve 53.50. Direncimizin bir tanesi arkadaşlar, pardon yanlış söyledim, evet doğru söyledik arkadaşlar, 39, 45 ve 53. Desteğimiz arkadaşlar 35.94'müş. Desteğimiz 1, 2, 3, 4 gün çalışmış, ondan sonra bir dirençlik yapmış arkadaşlar. Desteğimize gayet sağlam çalışmış ama artık görevini tamamlamış, emekliye ayırma vakti geldi. Desteğimiz 32.94, 30 ve 27 olarak karşımıza çıktı. Ichimoku Bollinger hacim hattı değerlendirirsek Ichimoku butona baktığımız zaman yeşil, yeşil olması bizim için olumlu yükselişinden destekliyor arkadaşlar. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış. Hemen kontrol edelim. 35.79 fiyatımız kaç? 36.72. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükselişinden destekliyor. O zaman Ichimoku butu olumlu. Bollinger bandı da orta noktasının üzerinde kapattığı için olumlu. Hacime bakalım. Bakın arkadaşlar tepe noktasındaki ortalama hacimiz 101 milyon not. Fiyat aşağı düşerken hacim 68 milyon nota düşüyor. Fiyat aşağı düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor arkadaşlar. Çünkü bizim aradığımız fiyat düşerken hacmin düşmesi ve bu da bizim için olumluya doğru bir giden yol diye söyleyebiliriz. O zaman Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu, fiyat hacimde gayet olumlu, tadından yenecek durumda. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.